Babamın dükkanına gidelim, köpeği seveceğim diye. Hem ben de gelip senden son haberleri alayım dedim. İyi yaptın. Anlat bakalım. Var mı güzel gelişmeler? Şimdi sen böyle birden sorunca Ebru abla, utandım. Ama ne var canım, utanacak. Selim'e kalsa zaten hiçbir şey anlatmıyor. O anlatmıyor, sen anlatmıyorsun. Sanki sizi tanıştıran ben değilim. Yarın tam 3 ayımız da olacak. Bana bir sürprizi varmış. Vallahi Azra'cığım, pek alışılmış bir şey değil kardeşimin bu romantik halleri. Geçen sene annemin ölümünden sonra çok dağıldı Selim. Annemle beraber yaşıyorlardı. Ölümü hepimiz üzdü tabii ama... Bakma, Selim daha yeni yeni toparlanıyor. İşte senden böyle güzel gelişmeleri öğrenince seviniyorum. Biraz da ondan soruşturuyorum. Sonra değil mi? Bunun ablası da her şeyi buluyorsun. Azra, iyi misin? Ay, kusura bakma Ebru abla, dalmışım. Yok canım, ne kusuru, ama bir an tedirgin oldum sen beni duymayınca. Sabahtan beri kafamda bir ağırlık var. O yüzden sanırım. Geç içeriye biraz dinlen. Yok yok, iyiyim ben. Bak ne diyeceğim. Ben haftaya 3-4 günlüğüne Muğla'ya gidiyorum. Hadi sen de gel benimle. Nasıl geleyim Ebru abla? Şimdi Arif Bey'e karınızla tatile gidebilir miyim desem olmaz.
Hem daha burada çalışmaya başlayalı ne kadar zaman oldu ki? Aman ne var canım, konuşurum ben Arif'le. Hem o sever seni. Yok sakın, sakın konuşmayayım. Vallahi çok ayıp olur. Selim. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Ebru abla geldi. Onunla konuşuyorduk. Soruşturmaya gelmiştir o. Selam söyle. Tamam söylerim. Bak onun da sana selamı var. Yarın buluşuyoruz değil mi? Unutmadın. Yok canım. Niye unutayım? Tamam. Görüşürüz. Tamam ben seni daha sonra ararım. Hoşça kal. Hadi hoşça kal. O kadar çok andık ki adamı, araması normal. Yarın akşamı hatırlatmak için aramış. Hadi hayırlısı Azra'cığım. Çok seviniyorum. Aa dur. Kalkmadan bir fanına bakayım, öyle gidelim. Ben kendimi sevmiyorum. Saçlarımı sevmiyorum. Gözlerimi sevmiyorum. Yüzümü sevmiyorum. Başka birinin saçları, gözleri ve yüzü gibi bunlar. Bana ait değil. Sen çok güzelsin. Onlar seni kıskanıyor. Dün anneme babamı rüyamda gördüğümü söyledim ama sanki bana inanmadı. Sen babanı hiç görmedin ki. Onun babanı olduğunu nasıl anladın? Rüyamda baba diyordum ben ona. Evet. Senin baban. Sen nereden biliyorsun? Ben babamı tanıyorum. Onun nerede olduğunu da biliyorum. Nerede baba? Parmaklarımı kesersen söylerim. Kesemem. Azra Hanım ben çıkıyorum. Bir şey olursa ararsınız. Tamam Arif Bey.
Başımdan tütüşmüşüm. Gel bakalım gel. Hava al biraz. Esebi esse Rabbana si eşfi ve ente şerfi la şifai illa şifaki şifayna muqtadir eskâh ya Rabbi şifakim ya Rabbi şifakim şifakim ya Rabbi. Sağ ol Fatma abla, vallahi iyi geldi duaların. Kızım üstünde büyük nazar var. Bak seni bir okuyayım, hiçbir şeyin kalmaz. Akşam yatmadan dua et, sana yarın yılancık keseyim. Tamam abla. Haleciğim, ne oldu, niye ağlıyorsun? Hale, kapını niye kilitledin? Aç kapıyı bir tane. Açmak istemiyorum hala. Yenge ne oldu? Yalnız kalmak istiyormuş, bırak çıkar istediği zaman. Rüya gördü gece, huysuz ondan bugün. Allah Allah. Ama zorlama şimdi. Ne oldu anne? Azra sen çık. Ben sakinleştiririm onu. Haleciğim. Güzelim. Gel seninle kız kıza konuşalım biraz. Gel anlat bakalım halanı neye üzüldüğünü. Geç bakalım. Ben Arif'le konuşurum, hem o sever seni dedim. Aman abla sakın konuşma, çok ayıp olur Arif Bey'e dedi. Çok kibar kız. Çok da çekiniyor senden. Yarın 3. ayları doluyormuş. Selim sana bir sürprizim var demiş. Fal bakarken aldım ağzından. Kızın ilk ciddi ilişkisi. Azra iyi bir kız. Bakarsın aileye gelin gelir. İnşallah Arif. Selim'in biraz olsun kendini toplaması beni çok sevindiriyor. İstemiyorum.
Elif seslendi sanki, duydun mu? Yok. Dur ben yine de bir gidip bakayım. İstemiyorum. Dayımla Azra ablanın evlenmesini istemiyorum. Elif? Anne? Ne arıyorsun orada? Çık oradan. Ne oldu? Beni çağırdın. Elif? Tuvaletteydim ben. Yok. Yok bir şey kızım. Ne oldu? Anne sıtmacığım. Ne oldu? Ne yaptın sırtına? Bilmiyorum anne. Kerem, sürün bahtsız oldum. Aferin oğlum. Böyle sürünerek çek kendini. Çek kendini benim kara yazını. Talihsiz güzel oğlum. Selim, abin sakatta olduğu için hiç yürüyemedi. Öldüğü günü hatırlıyor musun? Sen daha 5 yaşındaydın. Çok sevinmiştin o ölünce. Ben abimi sevmiyorum anne demiştim. Hatırladın mı Selim? Hatırladın mı oğlum? Hatırladın mı Selim? İyice bak oğlum, iyice bak. O seni sevmedi. Git kardeşine. Hadi Kerem git kardeşine. Seni niye sevmediğini sor ona. Azra ile evlenirsen senin çocuğun da benim gibi olacaktı ona.
günler oldu. Sen engel oldun. Delirttin beni. O bize ait. Sahir senin yüzünden kaçtı gidiyor okulda. Senin yüzünden. Sen engel oldun. O bize ait. O bizim olacak. Babaannem yine bıçağı paşaymış, onu almaya gittim. Baban geldi, ona gittim. Geçin içeri. Yılancık taşı diyorlar buna. Eskiden Mekke'de kutsal gecelerde gökten yağdığı söylenir. Canlı bu taşlar kızım. Nazar varsa yapışır üstüne. Herkes bilmez yılancık kesmeyi. Nenem el verdi bana. O öğretti. Yaslan arkana kızım. Korkma. Üzerindeki nazarı bıçakla alacağım. Bu taşlar çatlayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Min külli şerrin nefsike. Ve min şerrin külli nefsin. Ve ayrı hasini. Allahu yeşfike. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bak söyledim sana, büyük nazar varmış senin üstünde. Bismillahi turbetu ardina ve rekatu badina yufşe sekumune bi izni rabbena. Anne, bugün köpeği sevmeye gidelim mi yine? Bugün gidemeyiz kızım. Ne zaman gideriz? Bilmem.
Babanla konuşalım. Dükkanda ne zaman iş yazsa o zaman gideriz, olur mu? Anne, Azra ablayla dayım evlenmesin. Ne oldu anne? Tamam, ben yok bir şeyden. Efendim abla. Selim merhaba. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Çok önemli değil ama telefonda anlatamam. Niye, ne oldu ki? Telefonda niye söyleyemiyorsun? Bugün bir yarım saat bana uğrayabilir misin? Abla bugün işlerim var biraz. Akşam da Azra ile görüşeceğiz. Çok önemli değilse sonra konuşsak. Tamam. Tamam peki. Hadi kolay gelsin. Elifciğim, sen Azra ablanı sevmiyor musun? Ya çok seviyorum. Neden ki? Bilmem. Sanki öyle bir şey söyledin sandım. Söylemedim. Tamam. Çok seviyor. Dün anlattığım rüyama bir tek o inandı. İnanmadı. Sana öyle söyledi ama inanmadı. Halan sana hep yalan söylüyor. Niye sevmiyor? Yüzümü yakarsan söylerim. Yakmayacağım. Yak hadi. Vurma tut yüzümü. Yakarsan söylerim. Açır yüzüm. Yak hadi. Babaannem de senin yüzünü yakmak istiyor. Babaannem bana öyle bir şey yapmaz. Babaanne çok kötü bir kadın. O seni öldürmek istiyor. Babaannem kötü değil. Hasta o. Sen hep kandırıyorsun beni. Babaannem kötü bir kadın. Senin böyle olmanın sebebi o. O seni öldürmek istiyor. Senden korktuğu için seni öldürmek istiyor. Hayır. Babaannem beni çok seviyor. Seni hiç sevmiyor. Seni ele geçirdiğimizi biliyor. O yüzden seni öldürmek istiyor. Babaannem beni öldürmek istemez. İstiyor. Hayır, istemiyor. Seni yakmak istiyor. Seni öldürünce her şeyin düzelir.
Babaanne ne oldu? Babaanne. Kalk hadi odana gidelim. Kalk. Hale, ne oldu? Yok bir şey anne. Babaannemle dolaşıyordum. Saçma sapan bir rüyaydı işte. Bir yılı geçti annemi kaybedeli. Hala alışamadım. Sanki o evde benimle birlikte yaşıyormuş gibi geliyor bazen bana. Allah rahmet eylesin. Amin. Sen hiç anlatmıyorsun. Seni kendimden uzaklaştırmak istemedim. Söyledin çok zor. Biraz karanlık bir hikayem var galiba. Öyle düşün lütfen. Bundan sonra her şey daha iyi olacak. Buradan hep geçerdim de ilk defa geldim. Bayağı güzel bir yermiş burası. Güzel yer. Ben de ilk defa geliyorum. Azra. Sana bir hediye aldım ben. Yani aslında hediye değil. Sana bir şey getirdim. Biliyorum bunun için biraz erken. Ama sana bunu vermek istiyorum. Eğer kabul edersen aynısından kendime de getirdim. Sen takarsan ben de takacağım. Seni seviyorum Azra. Annem beni öldürmek istemezdim anne. Yok kızım. Bunu nereden çıkardın? Karayindeki evi ve tarlayı satma konusu tartışılırken abim babamı bıçaklayarak öldürmüş. Sonra da ortadan kaybolmuş. 12 yıldır haber yok abimde. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Yengemin dediğine göre ben bu olayı görmüşüm. Ve babamın öldüğü o odada fenalaşıp bayılmışım. Olayın gecesi annem artık o evde kalamayacağını anlamış. Polislerle beraber yengemlerin evine gitmişiz. Ben orada kendime geldim.
Sonra da zaten bir daha Karayin'e geri dönmedik. Abim kaçtığında yengemin hamile olduğunu bilmiyormuş. Yani şu an bir çocuğun olduğunu bile bilmiyor. Bazen bunu düşündüğümde halin hayatı mı daha kötü yoksa benimki mi? Bilmiyorum. Kızcağız zaten çocukluğundan beri hastalıklarla uğraşıyor. Bir de nerede olduğunu bilmediği katil bir babası var. Zavallı annem bu olaylardan sonra yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlamış. İşte. Evde iki hasta. Bir de kocasının nerede olduğunu bilmeyen bir kadınla geçen bir hayatım var. Hale? Hala bu gece beraber yatalım mı? Yatalım tabii. Gel hadi. Ne oldu? Ne oldu?
yaptıklarını kimseye anlatma. Rezil oluruz vallahi. Benim oğlum bir kızla nişanlıydı. 1,5 yıl nişanlı kaldılar. Kız oğlumu çok seviyordu ama delin teki çıktı. Hastanelerde yattı 4-5 ay. Sonra onu ailesi köyüne gönderdi. Nişan da bozuldu tabii. Oğlum kızı görmek için köye gitti. Orada kızın ablasıyla tanışmış. Dilek işte. Deli kızın ablası. 1 yıl gizlice görüşmüşler. Benim de çok geç haberim oldu. Sonra da gizlice evlendiler. Kardeşinin nişanlısıyla mı evlendi? Kız bunları duyunca daha da delirmiş. Selim hayırdır bu saatte? Telefonumu dükkanda unutmuşum. Onu almaya geldim. Hadi bakalım. Görüşürüz, hayırlı geceler. Görüşürüz Seyit. Sana da.
derdin ne? Bırak ayıp değil. Sahbaya ne? Sahbalık ne? Yalamak melek barit değil. Hale? Hadak müşahit aleyna. Hadak dinle. Ginneli bir derdin ne? Hadak ayıp değil. Sahbaya ne? Sahbalık ne? Yalamak melek barit değil. Hadak müşahit aleyna. Hadak dinle. Ginneli bir derdin ne? Hadak ayıp değil. Hale? Sahbaya ne? Sahbalık ne? Yalamak melek barit değil. Sahbalık ne? Seyit, bu nedir oğlum böyle? Böyle saçma bir şey duydun mu sen? Uzun rüyanda bunu yaptığını mı gördün? Vallahi ne gördüm, nasıl oldu hiç bilmiyorum Seyit. Geceden beri ne okuyacağım onu düşünüyorum. Gece seni gördükten sonra gelip bunları yapmışım. Lan polise de gidilmez ki bu durumda. Bunu göstereceğiz polise. Nereye döktüğünü hatırlamıyor musun? Yok Seyit, hatırlamıyorum. Şu an nereden geldiğini bilmiyorum diyorsun. Allah Allah. Oğlum bunu anlayan birine göstermek lazım. Pek hayra alamet değil bu olay. Kime göstereceksin? Ne yapacak? Altınların yerini mi söyleyecek? Ne bileyim ben. Aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Sakın kimseye söyleme böyle bir şey olduğunu. Bir tek sana anlattım. Deli diye içeri atmasınlar sonra bir de. Hoş geldiniz Ebru abla. Hoş bulduk. Arif'le bir şey konuşup çıkacağız hemen. Ne
Öyle. Yine mi çıkardın o kutuyu? Anne. Babam benim doğacağımı bilseydi yine de gider miydi sence? Gitmezdi kızım. Senden hiç haberi olmadı ki. Neden gitti? Bilmiyorsun. Ortadan kayboldu işte. Dedem ne zaman öldü? Sen daha doğmamıştın o zaman. İkisi de beni hiç görmedi yani. Yok kızım. Konuşamamışlar. Ama bir isim vermişler. Ne ismi? Hala iyi misin? İyiyim canım. Çok kötü gözüküyorsun. Yok bir şey. Yorgunum biraz. Dün gece çok az uyudum da. Halicim kolların kötü olmuş. Kötü değil. Açma hala. Açmayayım mı? Açma işte lütfen. Tamam. Ben üstümü değiştirip geliyorum, tamam mı anneciğim? Tamam. Selim, kusura bakma yetişemedim. Nasılsın? Pek iyi değilim. Yarın uygun olursan görüşebilir miyiz? Gerçi ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama... Konuşmam lazım seninle. Hayırdır, önemli bir şey mi oldu? Bilmiyorum ama telefonla anlatabileceğim bir şey değil. Yarın akşam gelirim, alırım seni, olur mu? Tamam, olur.
İyi geceler, yarın görüşürüz. İyi geceler. Thank you.
sen yapacaksın. Yapamadığını sen yapacaksın.
Neyi yaptı, neyi çıkardı? Ve beni yapmadığımı biliyor. Haberi yok. Haberi yok. Bilmiyor. Alacaklar onu. Anne ağlama. Hatırladın mı bunu? Bunu keseceksin. Yoksa babam gibi ben de kaybolurum. Sana yalvarıyorum. Etrafımdaki musibetlerden, kötülüklerden, beşerden koru beni Allah'ım. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh lezim. Verdim o kağıdı anneme. O zaman istediğin şey olacak. Hep yalan söylüyorsun bana. Babam birazdan burada olacak.
Anne, babam geldi. Zahir. Selim. Selim. Bile. Söylediklerimi yaparsan konuşacak. Söylediğin şeyi yapamam. Yapacaksın. Yoksa baban kaybolur yine. Kaybolmasını istemiyorum. O zaman sana söylediğim şeyi yapacaksın. Bana bunu neden yapıyorsunuz? Yıllardır baban, anan senin yüzünden kızımla hep acı çektik. Lanetli ailen yüzünden cehennemi yaşadık. Baban onlarca kişinin ahını aldı. Günahına girdi. Yaptığı büyüler, muskalar, mühürler yüzünden onca kişinin canı yandı. Onun yüzünden cinnet geçirenlere, canına kıyanlara, bebelerini boğanlara şahit oldum. Para karşılığında habis ruhları tanımadığı insanlara musallat edip onların hayatını cehenneme çeviriyordum. Ölüleri yakıp onların tozlarını insanlara içirip büyük günaha giriyordum. Anneye tilki rahmeleyken zahir gel afariten mineleçin değil. O zift gibi kapkara kalbine rağmen abini çok severdi. Hepimizden çok severdi. Abin kanser olduğunda baban ifritlerle
Habis ruhlarla bir anlaşma yaptı. Eğer onu iyi ederlerse seni onlara verecek. Seni onlara kurban edecektin. Bu kararı tek başıma veremem. Sizin de buna razı gelmeniz gerek. Bu günahın vebalini tek başıma taşıyamam. Abini kurtarmak için hepimiz buna razı geldik. Aylar sonra doktorlar abine iyi olduğunu söylediğinde baban anlaşmaya uymamız gerektiğini, yoksa hepimize musallat olacaklarını söyledi. Dedem bizle anlaşma yaptı. Baban iyileşti ama halını bize vermediler. O gece seni uyutup ifritlere adak vermek için hazırladık. Bizim için hazırladık. Yerine getirilmedi. Annem buna izin vermedi. Kendimize geldiğimizde babanın cansız bedeni yerdeydi. Abin ortada yoktu. Onu o günden bugüne hiç görmedik. Bizim yanımızdaydı. Annen o günden sonra yavaş yavaş delirdi. Seni öldürmediği için cinnet geçirdi. Babanı bu yüzden aldık. Bu yüzden sen hiç görmedin babanı. Bizim için hazırladılar. Ama babaannen halanı öldürmedi. Dedeni öldürdü. Halanı öldürseydi bunlar olmayacaktı. Kızım senin yüzünden böyle oldu. Senin yüzünden böyle oldu. Onun bedenini ele geçirdik. Şimdi bunların bedelini ödeme zamanı geldi. Yarım kalan anlaşmayı tamamlama zamanı geldi. Allah'ım sen bana yardım et. Halın ölmediği için hastasın. Halın ölmediği için hep kötü şeyler oldu. Halanı öldürürsen her şey bitecek. Halanı öldürürsen baban seninle konuşacak. Halanı öldürürsen baban hep yanımda olacak. Halanı sana öğretiyorum. Halan ölmediği için hastasın.
Merhamet eyle. Ne havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Ne havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Ama seni çok seviyorum. Beni hiç unutma Allah.